Merhaba arkadaşlar. 17 Nisan Pazartesi İngiltere Windsor'dayız. Artık tüm hipodromlarda ilkbahar yaz sezonu yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Windsor'da de yaz sezonu açıldı. Windsor pisti bildiğiniz üzere genelde favori atların kazandığı bir pist olsa da bazen de çok ters atlar gelebiliyor. Özellikle şimdi sezon başındayız zaten e, görüyorsunuz takip ediyorsunuz e, yüksek ikramiyeli e, altılı ganyanlar e, sonuçlanıyor sezon başı tabi e, sürpriz sonuçlar olması normal sonuç bugün Windsor'da da bir e, sürprizli şablon oluşturdum birinci koşu 16.35'te başlıyor yedili plasenin ve birinci üçlü ganyan e, ilk ayağında 4 tayı izleyeceğiz 1020 metre mesafede. Burada ön planda 2 numaralı Valor and e, Swinger e, çok ön planda veriliyor. İyi bir ekürünün atı. E, benim önceliğim 3 numaralı Dapper Link olacak. Bir kez e, Campton'da klas 4 kumpiste koştu. Ki burası bir klas 5 yarış. Ekürünün atları çim pistte daha iyi koşuyor ee, benim gözlemlerime göre 3 numara önceliğim sonraki numaralı Valor and e, Svigr diyeceğim birinci koşu için. İkinci koşu 3 yaşlı tayların e, şartlı koşusu 2000 metre mesafeli e, koşuda 7 tay yarışa kayıtlı e, ikisi geçen yıl koşmuştu 5 e, de ilk kez sahaya çıkacak zorlu bir yarış. Burada ben ayrıma gitmedim hepsini yazdım yani koşan taylara baktığımızda kötü performans sergilediler ama Çok sevdiğim çok iyi bir ekürünün tayı mesela 3 numara Yani onu ölçü almamak lazım diğer ilk kez koşacak olan iyi ekürleri var Juddmund ekürüsü olsun bir numaralı ekürü olsun ki ee, yani bir numaranın sahiplerinin kazanma oranı çok yüksek yüzde otuzlarda. Ama Çin pistte biraz daha eksik koşu yatları yani kum pistte çok yüksek yüzde otuzunda üstünde. Çin pistte biraz daha düşük olsa da genel olarak kazanma oranı çok yüksek böyle bir koşu. Benim sıralamam burada 3, 4, 5, 6, 1, 7, 2. İkinci koşu için hepsi diyorum arkadaşlar. Genelde ilk 3 ayakta fazla at yazdım ama son 3 ayakta da e, tekim ve e, diğer iki koşuda da ikişer at yazdım. E, i̇lk ilk koşularda sürprizi aradım ben. Üçüncü koşu 1200 metre mesafeli handikap koşu. Buradaki önceliğim 2 numaralı Kuban Biriz olacak. Bu yıl 2 e, sefer kum pistte koştu, çim pistte daha iyi koşuyor. Ee, ve bu pist ve mesafede iki kez koştu. Bir birincilik bir de ikinciliği var. iki numara favorim. Sonra 11 numaralı Coco 1. ikinci önereceğim Safkan. 3 numaralı Tiger Bay. 4 numaralı e, Beyond Eagle. 5 numaralı e, Lilgaf ki o da bu jockey ile çok iyi uyumları var. Bir kez koştu daha önce bu biniciyle ve kazandı o yarışını 5 numara. Son olarak da David Property tarzındaki 6 numaralı Indian Creek diyeceğim ki ona da baktığımızda bu pist ve mesafede oldukça tecrübeli bir safkan 7 kez koştu 3 birincilik 2 de plasesi var 6 numaranın sıralamam 2 11 3 4 5 6 3. koşu için. 4. koşu altılıgan yanında 3. ayağı 1630 metre mesafeli handikap koşu. Burada da altı adet değerlendirmeme yazdım. Tabii ki o 4 numaralı o Herbert's Region epeyce ön planda verildiğin altını çiziyorum arkadaşlar. Çok ön planda veriliyor. Tek yazılıp bir kurguda yapılabilir muhtemelen bizde de favori çıkacağını düşünüyorum ama yani bana göre biraz zor e, apranti ile yarışa katılıyor ki e, 6 7 kilo apranti indirimiyle yarışa katılacak 4 numara. Daha önce de 3 kez koştu. Bu apranti ile e, bir üçüncülüğü bir de dördüncülüğü var. İşinin zor olacağını düşünüyorum. Benim önceliğim e, 8 numaralı Dubai immo olacak. Sonra 4 numaralı O Herberts Region, 2 numaralı Brunos Gold Sonra 6 numaralı Legend Legion Hop, 11 numaralı Carp Kit ve 13 numaralı Broxy sırasıyla şanslı gördüğüm atlar 4. koşuda 8 4 2 6 11 13. 5. koşuya geldiğimizde 1630 metre mesafeli yine handikap koşuda 10 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada da iki tay çok e, ön planda. 8 ve 3 numaralı taylar çok ön planda veriliyor. E, yani ben ikisini de yazmadım şablonuma. iki tane başka e, tay değerlendirmemi aldım. Ben e, ilk olarak önereceğim e, Safkan David Property dairesindeki bir numaralı e, Lunar Scape olacak. E, geçen yıl 3 kez koştu ve ilki klas 4, sonra yine klas 4. Burası bir klas 5 yarış arkadaşlar. Klas 4, klas 4'ten sonra grup 3 koştu. Yani son yarışı derecesiz olduğu yarış, grup 3 koşuydu. Çok daha zorlu grupta. Yani bugün için hazır olacağını düşünüyorum ve bu grupta yarışı kazanmaya çok yakın bir numaralı Lunar Escape. Yanına yazdığım rakip de iki numaralı. E, strateji olacak. 1 2 diye geçeceğim burayı. Dediğim gibi 3 ve 8 ikisi oldukça ön planda veriliyor. E, ve baktığımızda 3 numaranın da e, işte geçen e, sezondan beri 8 numara olsun geçen sezondan beri koşmuyor. E, dolayısıyla yurt dışındakiler tabii ki bizden en azından benden daha iyi biliyorlardır. E, bizden daha fazla kaynağa ulaşıyorlar hazırlıklarını. Ee, ne kadar galop sayısını vesaire hepsini biliyorlar. Ee, ben yine de bilmiyorum 1 ve 2 deyip geçiyorum 5. koşuyu. 6. koşuya geldiğimizde 2000 metre mesafeli handikap koşu. Ee, burada e, şablonumda tek bıraktığım bir safkan var. O da Derekin'in idaresindeki 3 numaralı Golden Doe olacak. Son yarışında kazandı bir Golden Horn temsilcisi uzun mesafeli koşularda oldukça başarılı bir aygır. Keza 2 numara da aynı. Natalin de uzun mesafelerde özellikle kompiste çok başarılı bir aygır. 3 numara tek diyorum 6. koşu için. Yedinci ve son koşu 19.55'te başlıyor Windsor'da. 2000 metre mesafeli handikap koşu. Burada da iki atı değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 5 numaralı e, Nans school late. diğeri de Robert Havlin idaresindeki 6 numaralı Love Ranger. Yani son derecesiz olduğu yarış bile çok yakın ara. 8 yaşında olsa da bugün için e, tek atmayacaksınız başka bir atı. 6'yı muhakkak yazın. 5-6 deyip bitirmiş oluyorum e, Windsor ile ilgili tahminlerimi. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.